TDK bazı kelimelerin yazımını güncelledi. Çiğ börek artık çiğ börek oldu. Anlamadınız değil mi? Ben de niye böyle bir iş yapmaya gerek duymuşlar anlamadım. Herhalde Türk kelimesini Türkiye'li yaparken arada kaynatmak için. Evet arkadaşlar yemin ediyorum Türk Dil Kurumu ile ilgili olayı anlatırken hata yapmamak ve kelimeleri doğru söylemek için kasım kasım kasıldım. Neyse Türk Dil Kurumu'na girdiğiniz zaman Türk yazdığınızda size herhangi bir sonuç vermezken sizi Türkiye'li kelimesini yönlendiriyor. Bildiğiniz gibi bir süredir tartışma olan bu kelime direkt olarak Türk kimliğine ve ulus devletin varlığına saldırı niyeti taşıyordu. Fransalı'yı yanlış kabul edip Fransız'a çeviren, Yunanistan'da Yunan'a çeviren Türk dili kurumu Türk kelimesini bulamadı. Yapılan itiraz sonucu ise TDK bu kelimeyi kaldırdı ve kurum içinde inceleme başlatımında duyurdu. Peki Türkiye'li ne demek? Türkiye'li Türkiye'de yaşayan halk ve bu halkın soyundan gelen kimse demekmiş. Bence alt kimlik oluşturma çabaları içerisinde uydurulmuş, bu ülkeyi bize miras bırakanların anlatmaya çalıştıklarından hiçbir şey anlamamış, insanların kullanmak için kastıkları bir terimdir. Zira Atatürk zamanında bütün işe yaramaz ve memleketi felakete götüren kalıplaşmış görüşleri ortadan kaldırıp azınlıklara gayet açık ve net şekilde bakın biz geçmişte deneyim edilen acı sonuçların sebeplerinden dolayı aslında aynı bütün bölünmez parçalarıyız diyerek bütün yurdum insanlarını kucaklamış, onları Osmanlı'nın yaptığı hatayı yapmayarak sınıflandırmamıştır. Bugün ise bazıları neredeyse bir asır önce kurulmuş ve birçok medeni ülkenin yakalanmıştır sağlamak için yırtındığı bu güzel dengeyi gölgelemek istemektedir. Bunun için yıllardır Osmanlı'da yaptıkları gibi misyonerlik faaliyetleriyle bu topraklara gelip özellikle Balkan göçmenlerine sen Türk değilsin, Müslüman Yunanlısın diyerek masum görünen uydurma kiliselerde DNA testi yaparak aldatmaya yönelik faaliyet içerisindeler. Kısacası Türkiye'li yoktur. Türk milleti vardır. Daha diye açıklamak gerekirse Türkiye'li Ermeni gibi bir tanımlama olmamalıdır. Ermeni asıllı Türktür o bizim için. Bizden bir parçadır. Bu milletin önemli bir değeridir. Kültürüdür. Zamanında Osmanlı'da yaşayan Ermeni dedik Amerikalı geldi okul açtı. ideolojik olarak eğitti. Fransız geldi ırkçı siyaseti öğretti. Rus geldi silah verdi. Milleti sadıka yani en sadık millet diye geçen Ermeniler şimdi kan davalımız oldu. Anayasanın 66. maddesi Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herkesi Türk olarak kabul eder. Türk olmak Atatürk'ün dediği gibi ortak bir milleti tasvir eder. Sen bunu beğenmiyor olabilirsin. Kimse seni şu an Türk olacaksın diye zorlamıyor. Ayrıca bu ülkede kimse etnik yapısından dolayı devlet dairesi veya ekonomik yapıdan da dışlanmıyor. Bu ülkenin en büyük ikinci etnik yapısına oluşturan Kürtlerin kendilerine ait tarlası, esnaf dükkanı ve şirketi var. Kimse Kürtleri etnik etnik dolayı ekstra vergi ödemeyi itmiyor. Siyasi o kullanmasına engel olmuyor. Ya da mal mülk edinmesi de engel olmuyor. Çünkü onlar Kürt asıllı Türktür. Bunu değiştirmeye çabalamak iki toplumu birbirini düşürmeye ve iç atışma doğurma hevesi demektir. Ne yapalım? Türkiye'yi deyip milleti bölelim. Sonra da Osmanlı'da olduğu gibi birbirimizi parçalayalım. Tarihte hiç o acı deneyimi tekrar mı edelim? Fransa'ya gidince Fransız olursunuz. İngiltere'ye gidince beni İngiliz sanırlar diye sevinirsiniz. Fakat Türklük nedense batar. Ben de buna anlam veremiyorum. Aslında veriyorum. Zira Türkiye'li kavramının destekleyenlere şöyle dönüp bakınca altından nasıl bir koku çıktığı gayet ortada Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın